Yeter artık be. Üf. Halacığım ne yapıyorsun ya? Prova yapıyoruz burada. Başlatma provanı. Yersin kanunun kafana, görürsün provayı. Deli mi ne mi be? Aa. Ne provası hakikaten ya? Sen eski köye yeni adet mi çıkardın? Hiç romanların prova yaptığını gördün mü sen? Ha? Terzi misiniz ulan siz? Ben sizi roman çalgıcıları diye aldım evime. Ben şimdi giderim dükkana. Döndüğümde hiçbirinizi evde görmek istemem. Tamam mı? Tamam baba. Tamam baba. Tamam. Alarm çocuklar, alarm. Babam kafayı yedi. Birkaç gün böyle sürer. Ondan sonra bakacağız artık. Hadi bana eyvallah, gidelim. Ya ama prova? Ne provası be? Parçayı çaldık ya. Kırnata taksimi bile bunun içinde. Tamam mı? Hadi eyvallah. Aa, yüce Rabbim bize öyle bir kulak nasip etmiş ki şükürler olsun. Dinleriz bir kere, çalarız 1500 kere. Sen ne söylersin be Ade? Ya bu yapmayın. Aslı gelmeden provamı oturtmaya çalışıyorum. Ya dayı ol ya. Aslı yengem de gelirse şimdi. Orası pes, burası tiz. Akşama kadar bekletir bizi. Ben kaçayım. Hadi bana yavrum. Bir git. Kerem abi, provaya ipek gelirse ben kalırım ha. Lan yürü git. Başlayacağım şimdi senin ipek aşkından. Eşantiyon zamperi seni. Yürü. Kerem'im. Ne yapıyorsun ruhum? Yine tuvalet tıkanmış, onu temizliyorum. İyi. İyi mi? Maşallah, sen çok asil işler yapıyorsun değil mi? Öyle tabii. Yeni beste yaptım ya. Geldi onun prova ederim diyecek. Bilirim ben senin provalarını. Yapma kız. Herkes evden çıkıyor. Hadi gel de baş başa prova yapalım. Gelemem. Ocakta yemeğim var. Aman be. Annem avukata gidecek. Kemanı alıp sen bana gelirsin. Anan çıkar çıkmaz o zaman ışınlanıyorum, tamam mı? Tamam aşkım. Aslı. Ha ne? Ben avukatla görüşüp bu Emin dingilinden nasıl boşanırım, donuna kadar nasıl soyarım, yerlerde paspas ederim, öğrenip geleceğim çocuğum. Tamam anneciğim, yavaş yavaş, sakin sakin konuş avukatla. Tamam. Bana bak kız. Baktım, iyi. Bize de haber edin hemen. Tamam mı? Koç adamız vardı abim, seni kurtulursa kesecektik, keselim koçumuzu. Koçu kim kaybetti de siz buldunuz be? Siz ancak civciv kesersiniz, civciv. Abim senden kurtulsun, bütün bileziklerimi satıp dinozor keseceğim, dinozor. Cahil, cahil. Dinozor mu kaldı kız? Dua et, vaktim yok. Kız bana bak, inşallah işleri rast gider. Aa! Bak nasıl şaşırdım kendimi. Senin işin rast gitsin diye dua edeceğim hiç aklıma gelmezdi. Ayrıcana da dinozor kaç paraysa veririz, parasını alırız Hüseyin'im. Artık bay. Girilmasın.
köpek. Hani prova yapacaktık? Ne öyle sırnaşa sırnaşa? Nasıl prova bu böyle? Düğün gecesi provası hayatım, düğün gecesi. Düğünümüz için ufacık bir umut da olsun, provası kolay. Hadi şimdi sırnaşmayı kes de yukarıya çıkalım ve seni dinleyelim aşkım. Hadi gel. Aşkım hadi çal. Sen ne sırnaşıyorsun madem? Aa tövbe! Ne sırnaşması? Banyo yaparken kulağımla su kaçtı da duymam, ondan yanaştım. Öyle mi? Evet. Gel bakayım sen buraya. Ha? Açayım ben seni. Kerem! Gel buraya. Kerem! Hayır! 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 Kerem! Ya! Hayır. Kerem! Ah! Akbilim nerede be? Aa, nereye koydum? Akbili diyor. Aman kaçın kaçın. Böcek gördünüz sanki. İnsan ben basarım derbi. Vay başıma gelen. Eyvah anne! Sen ne yapıyorsun burada? Çabuk eve yürü, yürü! Seni sinsi saçan seni. Demek saman altından sular yürütüyordun he? Ama ben o suların önüne baraj kurmasını bilirim. Yürüsün sen. Dua et, vaktim yok. Seni parçalayacağım. Bak, Aslım yavrum hiç böyle değildir. Saftır o, saf saf. Kerem'e aşık ama saman altından su yürütmez, beni üzmez hiç, hiç, hiç. Hey Allah'ım, ben nereye koydum bunu ya? Bir daha söylesene, ne olur. Söyleyeyim mi? Evet. Sana ses verir gece. Bak yine televizyon seyrediyor. Ben de iş yapıyor zannediyordum. Sitemden uzak çağlar, sessizce gözyaşlar. Aşkım, çok güzel. Aslı! Ay! Çabuk Aslı, ne olur yardım et Aslı. Sen bana yardım et, ben ne yapacağım? İyi, sen baba. Geliyor, geliyor. Bak fırtınadan saklanabilirsin. Ortumdan da saklanırsın. Ama Zarife'den asla. Çarpacağım seni. Yıldırım olup çarpacağım lan seni. Nerede o kazma? Kim kazma anne? Hı? Aslı. Fındık kadar salonun içinde bir ayı saklanabilir mi? Ne ayısı anne? Irz düşmanı! Yaktım ulan seni! Neredesin lan? He? Anne vallahi billahi kimse yok. Sen televizyonun sesini birine benzettin. Hadi be, o çapsız Kerem ne zamandan beri şöhret oldu da televizyona çıkıyor he? Canlı ya, günahını almış. Aslı, bak senden habersiz kim girmiş dolaba? Aa! Ya! Dolaptaki kemancı, nasılsın? Hamdolsun sizler. Seni gördüm, daha iyi oldum canım. Rahat mısın? Vallahi ne yalan söyleyeyim, hiç rahat değilim. Ah, anne yapma, ne olur. Anne sıkıştı, kız çıkardı, öyle diyor anne. Çekil, anne! Bana bak, Allah'ın cezası. Babası var ya o babası, cimri babası, tabut parası vermez. Bu dolapla gömer bunu. Anne, ay Kerem, Kerem iyi misin? Kazma, ayakkabılarından girmişsin lan. Yürü, yürü. Anne yapma, ne böbrekte kaburga, hiçbir şey bırakmadın.
yaptın ya? Daha yeni başladın bir. Ben şimdi onu geberteceğim. Ne işin var lan senin benim evimde? Vallahi billahi kötü bir niyetim yoktu. Yeni beste yaptım, onu çalışıyorduk değil mi? Kazmalar ne zamandan beri beste yapmaya başladılar? İyi de öldür, hakkını yeme ama. Sağ ol be aslında. Yok yok, o manada değil. Çok güzel yaptığın besteler, parçalar da var yani. Ben şimdi onu parçalarım. Ondan arta kalan parçaları çalışırsınız, ah, tamam mı? Anne, anne yapma. Anne, ah, anne yap. Buyur abi. Annem Kerem abiyi çiftliyor. Hoş köpeğim. Kimin yeğenimi çiftliyormuş? Amma çalkaladın be abim be. İçinde gizli cep var mı diye bakarım. Ah! Bak seni namussuz bak. Seni parçalamaz mıyım? Sahtekar torbacı. Abi ne var abi? Zarife Kerem abim parçalıyor. Ne? Evladım Kerim'e Zarife mi parçalar? Ya ablam ne yapar yine ya? Ne diyorsun ya? Ne? Delikat! Oğlumu sırtına binmiş ya! Beyler, Zarife yengemin bir kamp gibi de eğer lazım. Yanında taşıyan var mı? Ben sana sonra soracağım ha, torbacı. Yapma be delikat! Yapma! Bırak! Diyorum! Bırak! Seni öz düşmanı seni. O öz düşmanını eve alan benim. Bu durumda ben ne oluyorum? Doğru konuş anne. Allah'ım! Allah'ım! Bu çirkin Emin'in ailesinin erkeklerinde ne var ki benim kızlarım onlara aşık oluyor be? Onun cevabını sen daha iyi bilirsin cadı Zarife. Abimle evlenip koynuna girebilmek için yılan gibi kıvranan çıngırak. Çıngırak sensin. Yılan da senin. Şşt, kız. Evine girsin Elmas ablacığım. Ha. Geldi Zarife'nin gerizekalı ortanca çirkefine, hoş geldin. Elmas, kapa çeneni, ayıp oluyor ama her konuşuyorsun. Sen sus be, karışma. Anacığım, gel biz bunları bir güzel dövelim de kim kimin eline yapışıyor bir görelim. Kolaydı. Doğru konuşsana hayatım ya. Ben senin nereden hayatın oluyorum be? Aferin kız, üferim seni, anasının kızı. Aferin, aferin. Ha, sana teessüm ederim yani Zarife. Aferin dersin yani. Bu kavgaya yangında körükle gidersin yani ya. Hadi be. Sen ne yangınından bahsediyorsun? Sen ateş olsan bulunduğu yeri yakamazsın be. Yeter ama artık. Abim istese bütün mahalleyi yakar. Senin abin beş çöp harcamadan bir kibrit bile yakamaz be. Ya yeter ama ya. Ay uzattınız. Hadi dağılın herkes evine. Hadi hadi herkes. Bana bak, bana bak. Sen sus bir kere. Küsüm diye iki çift laf kalmıştı içimde. Onlara söyleyeceğim şimdi. İyi. Yok, vazgeçtim, söylemeyeceğim. Kısaca durumu özetleyeceğim. Yaklaş. Sen kimin kardeşine tükürürsün? Sana da tüküreyim. Sen kimin tükürürsün? Gel bak, gel bak. Allah cezacıklarını versin komiserim. İyimsinler şikayetçiyim. Asıl ben şikayetçiyim komiser bey. Ama bu ablasının köpeği olan Fino Aydar'ımdan şikayetçiyim. Rica ediyorum bu köpeci hayvan barınağında müebbet hapis yatırın. Teessüf ederim Elmas. Komiserim, ben insanların beni yanlış anlamasından, anlamamasından şikayetçiyim. Ben kimseden şikayetçi değilim komiserim. Ama Zarife sürekli döşüme döşüme vurduğu için galiba karaciğerimden şikayetçiyim komiserim. Susun! Grup terapiye mi giriyorsunuz lan buraya? He? O ondan şikayetçi, bu bundan şikayetçi. Vıdı vıdı da vıdı vıdı, vık vık da vık vık. Yeter be, yeter! Ulan polislik bir durum var mı ha? Yok komiserim. Var var. Kavga edip kamu düzenini bozduğunuz için hepinizden şikayetçiyim. Devaman, at bunları için. Şimdi bir yanlış anlaşılma var. Yani siz bize bir dokundunuz, bir ay işittiniz. Biz aslında şikayetçi falan değiliz. Kimse kimse şikayetçi değil değil mi? Şikayetleri geri alıyoruz. İşte bu kadar. Komiserim, hayırlı işler, hayırlı günler. Hadi dağılın arkadaşlar. Hadi, hadi bakalım, herkes evine, herkes evine. Hayırlı işler komiserim, hadi. Yürü bakalım, çıkı çıkı dışarı. Hadi herkes dışarı, hadi. Dışarısı sonra. Sayın komiserim, benim bir maruzatım var. Şimdi ben Zarife'nin ailesiyle kendi ailem arasında kaldım, böyle toz gibi ezildim, tamam mı? Yukarı tükürsem sakal, aşağı tükürsem bıyık. Yok öyle değil, tam tersi. Bu bana yeni doğan oğlumu göstermez. Ali, şimdi çok özledim komiserim, mağdurum. Bana yardım ediniz. Yapma ya Emin.
Ya. Ya Emin, çay kahve bir şey almaz mıydın? Alayım. Bir kahve alayım, orta şekerli, bol köpüklü, yanında da soğuk su. Duydun mu Teoman? Getireyim mi komiserim? Getir. Ama bana getir. Al bunu götür. Al götür. Yoksa elimden bir kaza çıkacak Teoman. Ben gideyim artık. Al götür bunu Teoman. Müsaadenizle ben gideyim. Çık ulan karakolumdan. Benim de bir işim vardı zaten. Tır. Oğlum, niye öyle mıncıklayıp duruyorsun oğlum lan? Bir şeyler yesene. Sahnede düşüp bayılacağım. Sağ ol babacığım ya. Ayvayı yediğim için herhalde. Ne ayvası be? Ayva mevsimi geldi mi? Bak şimdi canım çekti. Mecazi anlamda dedeciğim, mecazi anlamda. Zarife babamla olan problemini kan davasında döndürdü ya. Artık Asri'yle biz zor kavuşuruz. Merak etme oğlum, merak etme. Bak o Zarife'ye bir numara çekeceğim. Romeo ile Juliet var ya, o bile apışıp kalacak. Gelip dizlerimin dibine böyle çökecek ve benden af dileyecek. Ondan tek isteyeceğim ne olacak biliyor musun? Seninle Aslı'nın birleşmesi. Ben de küçük kardeşimle kavuşacağım, sen de Aslı'nla. Ben de birilerine kavuşmak, ikinci evliliğimi yapmak isterim be baba. Benim o Zarife Kazuletin'le niye meksik be? Sen daha çok beklersin anladın mı? Çünkü sırada elmas var. Aman be baba, o nasıl laf öyle? Ağzından yel alsın, tövbe de. Ayrıca da ben sıramı savdım. Ayrıca da bütün erkek milletinin köküne kibrit suyu. Kızım, acık ye. Bak akşam şarkı söyleyeceksin. Aç karnın olmaz. Merak etme anne. Kerem'i görünce açlığım geçer. Aşk karın doyurmaz. Doyurur. Al ablacığım. Önce doyurur, sonra karnın guruldamaya başlayınca anlarsın. Başka hiçbir şey düşünemezsin. Sen şimdi kız. Bana kız. Ama sonra ananın ne kadar aklı olduğunu anlarsın. Bak, halimize bak. Beş parasızız. Para verene göbek de atıyoruz, çiçek de satıyoruz. Ben de vakti zamanında gittim bir çulsuz baroya. Sevdim. Aydar bilir. Sor dayına. Tip peşinden. Ne oldu? Ama ben istiyorum ki siz benim gibi olmayın. Kızlarım çulsuz kalmasın. Cefa çekmesin. Sizin de beş parasız bir baroya varmanıza asla müsaade etmem. Vallahi üçünüzü de kız kulesine kapatırım. Ya anne, saçmalamasana Allah aşkına. Sen benim gözüme baksana. Hiç bende çulsuz herife varacak göz var mı? Bak. Gülün siz gülün. Şu Emin angaryasından boşanıp bir kurtulayım. Tabii vakit bulup avukata gidebilirsem bak neler yapacağım. Hadi iyi. Tamam. Keremciğim, duyduğuma göre yeni bir beste yapmışsın. Ay, kara haber nasıl da duyuluyor. Sen de mi duydun patron? Yok canım, Kerem'in bütün besteleri güzeldir. Bu seferki muhakkak ki daha güzel olmuştur. Bu akşam çalacaksın değil mi? Çal ki müşteriler şöyle bir coşsun. Hadi bakalım. Hesabı isteyip kaçmasınlar da. Sarife, sen duymadığı, bilmediği besteye niçin çamur atarsın be? Kulağım çamur olmasın diye bir. Sen ne kadar kıskaç bir karısın be. Kıskaç. Zen.
Sen Aslı'yı bir kesiyorsun yere. Ya Aslı'yı kesmeyeceğim diye Emin abiyi mi keseceğim baba? Şimdi kulaklarını keseceğim, seni göreceksin. Sonra kavga çıkartacaksın be. Yürü, git mutfağı kontrol et. Yürü, kalk. Şuna bak. Kır o Emin'in küçük kırası. Sahnede bile yan yana durmamıza tahammülü yok ananın ya. Sevgilim, hayatım, gel bana gel. Daha kolay. Şey. Of be. Öldük bayıldık be. Of of. Ay ay ay. Hadi. Herkes çıkarsın. İşte. Bir sizi, üç bizi. Bir sizi, üç bizi. Zarife Hanım. Neden biz üçü birini alırız? Çünkü biz mağduruz. Evet. Sizin ırz düşmanı oğlunuz bizim evimize dadandı. Evet. Yıpranma payı. Hadi oradan be. Bizim aslan parçası oğlumuzun sizin evinize, düdük evinize dadanması onur vesilesidir. Olmaz öyle şey Zarife, doğru düzgün halleşmiş. Sadece o değil. Ayrıca ben yeni doğum yaptım. O çocuğun bizi, maması, emzi, zıbını... Evet. Senin abin bana güvenip de mi doğurttu o çocuğu, he? Kaza be, kaza. E getir faturasını, fişini. Biz aramıza kırışırız masrafı neyse. Ayrıca da o yanında oturan saatken hırsız kardeşinin arakladığı alaturalar koymadı masaya. Ondaki paralar size yeter de artar bile. Bana bak Zarife, doğru düzgün halleşmiş vallahi, yolarım ha. Ya aşk olsun Elmas ya. Ne biçim konuşuyorsun? Teessüm ederim sana. Böyle bir şey yok abla ya. Haydar. Sıkıldım. Hadi soyun. Yine mi abla? He. Abla bir sürü kız var, ayıp baba ya. Arkanız dönün. Aman ben bakmam. Tamam abla, tamam. Ben söylüyorum. Abla yapma, tamam. Huylanıyorum. Ben tamam abla, huylanıyorum. Yapma, ben söylüyorum. Tamam işte ya, kendi kendime söylüyorum işte. Tamam. Söyledim, oldu mu? Ne var? Hani, ha, yok. Hadi. Buyurun. Hadi bakalım. Elmas. Hey. En büyük günah iftiradır. Bak. Hey. Yok. Yok çocuklar işte. Ama bu cümleyi bir cehennem zebanisinde duymak vallahi çok güzel. Bravo, yakıştı ağzına. Zarife, kızların yanında nasıl söyleyeceğimi bilemem ama bunu daha kapsamlı bir aramaya tabi tutsan çok iyi olacak galiba. Çünkü bunun bacaklarının arasında kocaman bir ur var, baksana böyle. Ur mu? Aydar. Abla. Çıkar. Abla. Yoksa ben çıkarırım Aydar. Yapamazsın abla. Yaparım. Aydar, ben senin ablanım. Küçükken ben seni ne kadar çok yıkadım manyak. Abla o küçükken de ben şimdi büyüdüm, koşanda buldum ya. Aydar. Tamam. Arkamı dönüyorum, çıkartıyorum. Tamam. Kapatırlar gözlerisi. Evet, itiraf ediyorum. Emin abi haklı, benim burada bir fıtığım çıktı. Tedavi için bir parça para ayırmıştım kedime, buyur. Aman be Aydar, ne saatikar adamsın sen be. Kız, ne yaparsam senin için yaparım ben be. Ne yapıyorsun ki? Hırsız. Aydar çok ağır. Lan gel buraya. Lan böyle gidersen tutarım. Sizi daha kolay boşamanın bir yolu var Zarife Hanım. Neymiş? Anladığım kadarıyla siz mahallenizde sevilen birisiniz. Öyleyimdir ayıptır söylemesi. Kocanızdan çektiklerinizi anlatacak şahitler olursa davayı kesin kazanırsınız. Kaç kişi lazım? Şöyle söyleyeyim. Ne kadar çok olursa hakim o kadar etkilenir. Hakim ne kadar etkilenirse alacağınız tazminat ve nafaka artar. Ben herkesi getiririm bir. Getirin. 10 kişi getirirsem 10.000 artar mı? Bilmem ama olabilir. 20 kişi getirirsem 20.000, 30 kişi getirirsem 30.000, artı sürgün. 40 kişi getirirsem 40.000, artı
idam isteyelim avukat abla. Ne var? Ben Aliş'imi çok özledim Zarife. Onun için geldim. Ayrıca biraz oyuncak getirdim. Bak, gırnata da aldım Aliş'ime. Sen o gırnatayı al, evine git. Mümkünse tek sesinde boşasınlar. Hayatımdan defolup gitsin bu Zarife gacısı ya. Gel abla, gel gel. Elmas, hayırdır? O Zarife dacısı yine ne yapmış da delirtmiş abimi? Abicimi Aliş'i göstertmemiş. Abicimi evden içeri almamış. Ama ben dedim abicime, abicim dedim, üzme kendini. Baktın canını sıktı, vur tekmeyi yallah tazik. Vallahi kafamı bozmasınlar. Kaçırırım o çocuğu ha. Kendi sesinizle gaza geliyorsunuz ya. Azıcık mantıklı olsanıza ya. Ses sus be. Allah'ıma kafamı bozmasınlar. Kaçırırım o çocuğu. Götürürüm aynı saraydaki akrabaların yanına. Kimse bulamaz. Bir tane roman bile orada çocuğu bulamaz. Doğru diyorsun vallahi dayı. Ayvan saraydaki akrabalarımızdan, mahalleden kimsenin haberi yok. Sus be. Şimdi bırakın çocuk kaçırmayı da Zarife'nin isteyeceği kol gibi nafakayı düşünün. Kol gibi nafaka mı? O ne zilli Zarife'dir o. Donuna kadar almaya kalkmazsa bana da baryam demesinler. Arkadaşlar, bu evlilik sürmeli, tamam mı? Yani ben bu kol gibi nafakayı duyunca Zarife'ye yeniden aşık oldum ben galiba. Zarife'yi seviyorum. Yaşa be baba. Yalama suratımı bir ha. Abi delirdin Zar. Evet, evet. Evet, Zarife'yi seviyorum. Bu evlilik kurtulmalı. Boşayamayacaksın. Boşayacağım. Boşayamayacaksın. Evimin kadını, çocuklarımın adası olacaksın. Emin, emin diye, erkeğim diye inleyeceksin. Babasına vurur mu? Saygısız. Başka türlü uyuyamıyordum baba. Ya, ben bir rüya gördüm ya. Daha doğrusu rüya değil, bir kabus. Boş ver. Zaten rüyalar tersine çıkarmış. Yok yok. Bu rüya bir işaret. Bak, mahallede Zarife ile beraberiz. Biz mahallede yapayalnızız. Ortalık toz duman. Böyle yapraklar uçar, fırtınalar var. Zarife beni evirip çevirip döver. Ama kimse yok sokaklarda. Kimse bana yardım etmez. Demek ki benim bir yardıma ihtiyacım var. Mahallenin yardımına ihtiyacım var. Mahkemede benim lehime şahitlik yapacak insanlara ihtiyacım var. O zaman ben mahalleyi örgütlemeliyim.
günaydın abla. Günaydın anneciğim. Günaydın. Ay boğazlarım ağrıyor. Geçmiş olsun abla. Bir çay koy kan. Ayırdın inşallah, bir rüya gördüm Aydar. Ayırdın abla. Ayırdın inşallah. Rüyamda Emin ben boşanmayacağım diye tutturup duruyordu. O zaten tuttursa tuttursa acı rüyada tutturur. Öyle deme Aydar. Bu rüyada bir iş var. Bu boşanma işini sağlama almak lazım. Avukatın da dediği gibi yanıma şahit gerekiyor. Konu komşuyu örgütlememiz lazım. Merak etme abla. Sen istersen bütün mahalleyi değil, bütün İstanbul'u örgütlersin. İyi, doğru. Bugünden tezi yok. Başlayalım. Biz ne zaman kavuşacağız? Ne zaman evleneceğiz? Ne zaman çoluk çocuğumuz olacak? Böyle mutlu insanlar gibi olacağız Kerem. Bilmiyorum Aslı. Bir de şu boşanma işi çıktı başımıza. Annem kafasında boşanmış bile. Vallahi babam için hiç öyle değil. Boşanmamak için elinden geleni yapacak. Annem zaten vermiyordu. Şimdi boşandığı adamın oğlunu hayatta vermez. O zaman yapacak tek bir şey var. Kaçacağız. Ne? Ne oldu, apıştın kaldın? Yok ya, ne apışacağım kalacağım. Kaçıp gitme zaman değil. Kalıp savaşma zamanı Aslı. Ne yapacağız peki? Babama yardım edeceğiz. Mahalleyi babamın tarafına şahitlik etmek için ikna edeceğiz. O zaman hakim de boşamaz. Yürü, annemden önce gidip mahalleli ikna edelim. Hadi. Annem mahalleliyle konuşmaya mı başladı? Evet. Ulan ne kadınsın Zarife be. Hadi yürü. Miloş. Miloş'um, müsait misin? Hayırdır Zarife, bu ne kibarlık? İlahi ayol, Zeliha. Hadi bana bir çay ver. Yok. Kahve yap. Kahve de bitti. Lan git bir gaz. Bir gazoz al tatlı şey. Kuru pasta getirdim, kuru kuru gitmez. Hadi, hadi, hadi Zeliha. Ya şimdi bütün kibardan sebebini kaçıracağım ama. Zeliha! Hayrola Zarife, kıvrım kıvrım kıvrınıyorsun. Başına bir şey mi düştü? Biz Emin'le anlaşamadık. Ayrılıyoruz. Evet. Senden bir isteğim var. Benimle mahkemeye geleceksin. Bana şahitlik edeceksin. Hakimi, o Emin'in ne aysizsiz olduğunu anlatacaksın. Adam duysun, duysun söylerim seni. Olmaz Zarife, olmaz, olmaz. Sanki ben senden yalancı şahitlik isterim. Bu adam beni boynuzlamadı mı Meloş? Gururumu ayaklar altına almadı mı? Orası beni ırgalamaz Zarife. Biz 40 yıldır bu mahallede komşuyuz. Hem ben karı koca arasına girme. Yani sen beni anlarsın diye düşündüm. Çünkü eski kocan seni az aldatmadı. En az 50 hatta 60 kere aldattı. Kaç kere, kaç kere? Sen 25 bilirsin. Üzülme diye biz söylemedik 50 olduğunu. Ben sırf onun için geldim. Kadın kadını anlar. Kadın dayanışması olsun. Kazanalım dedim. Ama... Boğazıma böyle şey geliyor. Oturuyor üzülünce. Gitmiyor. Tamam Zarife, tamam. Yaz, yaz beni. Şahitlik yapacağım sana. Yaz beni. Allah mı kızım? Bütün heriflerin cezasını versin. Yaz beni, geleceğim. Güzel şey. Senin ablan da güzeldi kız. Tanırım ben onu, gençliğinden beraber gezerdik. Canım benim. Ona da selam söyle. Roman havası, aman roman havası. Çal bana bir göbek havası. Makarası gırgırı, bol şamatası. Çen şakrak sokak burası. Vur patlasın, çal oynasın, oynamayan kalmasın. Oğlan bizim, kız bizim, kaynanalar çatlasın. Roman havası, aman roman havası. Cımbışı gırlatası, darbukası. Bize her gün bayram yeri burası. Oynamaya geldik roman havası. Vurma
patlasın, çal oynasın, oynamayan kalmasın. İsmail 4 yer, Muhteşem 6. 6 tane çek. Emin abi! Lan! Sahtekar! Sen ne suratla gelirsin beni buraya? Abi dur! Ne suratla gelirsin? Emin abi, kendimi affettirecek havadisim var abi. Neymiş o havadisi, söyle bakalım. Zarife yenge mahallede fellik fellik dolaşıp boşanma davası için şahit topluyor. Aman ya, ne var ya şimdi ya? Bu kadın daima her hareketi benden iki adım önde ya. Allah! Arkadaşlar, benim için şahitlik yapar mısınız mahkemede ya? Abi biz sana nasıl şahidi gelelim ya? Sen suçüstü basılmışsın be. Bir dakika amcim. Hemen kaynamayın. Bir dakika. Şimdi ustam basılmış. Heh. Tamam, basılmış. Heh. Eyvallah. Ama bir vukuat olmadan basılmış. Şimdi atıyorum misal, ben bu kahveye soyma niyetiyle girdim. Ne? Soyma niyetiyle mi girdin? Usta bir dur, seni savunuyoruz şurada ya. Tamam. Allah Allah. Ama bir şey almadan çıktım. Çalamadım. Ben bu durumda suçlu muyum, suçsuz muyum? Aslanım benim, bak çok güzel söyledin ha, vallahi helal olsun. Ne kadar güzel açıkladı değil mi? Şimdi bak, ayrıca benim çok iyi bir aile babası, iyi bir koca olduğumu da söyleyeceksiniz mahkemede. Tamam mı? Ha? Olmaz ya, olur mu öyle şey? Ya. Basılmışsın kadına sen. Ne olacak ya, söyleyelim ya. Evet, söyleyin tabii. Hayır. Bakın arkadaşlar, sevgili Roman kardeşler. Eğer mahkemede benden yana şahitlik yaparsanız bu kahvede bir hafta çay, kahve bedava. Aydar. Kız, Elmas. Ne haber? İyilik. Çok güzelsin. Geçti mi kız kişiliğimiz? Yok, geçmedi. Ama her an geçebilir, sana bağlı. Bana mı bağlı? Kız küslüğümüzün geçmesi için seni ne istersen yaparım. Seni yak da yakayım, yık da yıkayım. Taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmayayım. Hatta kırılmadık cam, hiçbir şey bırakmayayım. Hop. Abartma benim sevimli küçük şirin ev hayvanım, abartma hemen. Ne biçim konuşuyorsun kız, ho ho büş 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 diye, eşek miyim beygir miyim ben? Tamam canım, bir dakika beni dinle. Abim için mahkemede şahitlik yap, o zaman belki barışırız. Ho ho büyüçüş. Sen kime ho ho büyüçüş diyorsun ha? Ha? Sen ne biçim konuşuyorsun, karşında senin bir bayan var, bayanla nasıl konuşacaksın bilin. Tamam be, neden olmasın? Şimdi yaparım de sevgili gönlünü fethet. Mahkeme günü geldiğince bakarım artık. Tamam kız, tamam. Ne istersen yaparım. İstersen Ferhat gibi dağlar delerim, istersen Mecnun gibi çölleri geçerim. Yeter ki sen iste, kaşıkçı Elmas'ım. Bana bak, niye döndün hemen? Bir çakallık mı geldi aklına? Yok kız, ne çakallığı? Sen böyle sarsınca beynime kan gitti, beynim yerinden oynadı. O yüzden doğruyu buldum yani. Hmm. Bana bak. Heh. Kız, niye buraya? Çok özledim seni, bir öpeyim mi? Yok, olmaz. Unuttun galiba, biz alakasız. Abim için mahkemede güzel şeyler söylediğinde barışacağız. Hadi bay. Mahkemede. Ulan. Dimyata pilince giderken evdeki bulgurdan olduk, değil mi? Meloş! Ay, bugün Meloş diyenden korkacağız abla. Ne oldu ki? Ne olacak? Sabahtan da annen geldi Aslı abla. Bir de pasta yaptırmış. Aa! Pasta nerede? Nasıl yani? Annem Meloş diye eline pastayla geldi, öyle mi? Melahat abla, ne olur annemin boşanması için şahitlik yapma. Annem boşandı da Noğlu'na vermez beni. Ocağına düştük be Melahat abla. Sen aşk nedir bilmeyen kadın değilsin. Konu aşk oldu mu emsalin okunmaz be abla. Duyduğum, tanıdığım, aşk oldu adamı kaçıran tek kadın sensin be. Beni boynuzlasın diye kaçırmışım değil mi? Bütün erkekler aynı değildir be abla. Beni şoparlığımdan beri tanırsın. Kime ne yanlışım oldu ki sevdiğim kadın olsun? Kıyma bize, destek ol. Ne olur Melahat abla, gözünü seveyim. İyi, tamam, tamam, yeter, yeter, tamam. Şahit olarak yazın beni. Ay, ağlayacağım şimdi. Şey, hoş, annene de şahit yaz dedim ama... aşk asla pişman olmamaktır. Yazın beni de şahit olarak anasını satayım. Yazın beni de. Yaşa be Meloş'um, bir tanem, bir tanem. Bak Sultanım, dayımla annen ayrılmamalı. Kafayı yemişsin sen ya. Yedim be, yedim. Eğer dayımla annen ayrılırsa biz asla kavuşamayız. Ya Şahin, inan bana, daha kavuşur da ben sana kavuşmam. Niye be, niye? İstemiyorum da ondan. O yüzden o çulsuz dayın bir an önce yakamızdan düşerse iyi olur. Ne biçim konuşuyorsun dayım hakkında be? Ay sen ne solossun ya? Çok sıkıldım vallahi. Büyünce evlenmek istiyorsak
annemle dayın ayrılmamalı. Aynı fikirdeyim. Kız! Hadi bakayım dağıt o şunları. Hemen yenge. Heh, kız kalksana. Dağıtırım ama haftalık bağlarsın. Sen var ya sen. İyi tamam hadi al şunları. Bir de canım ne zaman isterse makyaj malzemelerini ve parfümlerini kullanabilirsin. Tamam al hadi dağıt. Afiyet olsun. Sağ ol baba. Bak Aydar, boşanma arifesi. Sakın bir cambazlık yapma. Uslu uslu otur. Bana lazımsın. Mahkemede şahidim olacaksın. Tamam abla. Abla yazık külah değil ya. Yıkma sayıvarı diyorum. Ya sana fikrini soran olmadı. Sen ne söyleyeceksen ben hepsini yazacağım. Mahkemede onları söyleyeceksin. Bak dikkatli ol. Sakın Emin'in iyiliğine bir laf söylemeyesin. Vallahi seni evden atarım. Minibüsü de elinden alırım. Abla bu kadar tehdide ne gerek var ya? Tabii ki senin yanında olacağım. Ben senin kardeşimse benim ablamsın. Ben o Emin'in yalanlarını bir bir ortaya çıkaracağım. Yani o yalancı Emin var ya, zurnanın zırt dediği yere geldi haberi yok. O zurnacı Emin'i ben mahvedeceğim. Her şeyi söyleyeceğim. Hatta hakim o kadar etkilenecek ki yani ağlamaktan mahkemeyi bitiremeyecek. Hatta diyecek ki Zarife sen çok acı çekmişsin. Bu Emin sana ne kötülükler yapmış. Ben hatta nafakanı kendi cebimden vereyim diyecek. Bak göreceksin abla. Canım be, ağzını öpeyim mesin. Kardeşim. Abla, bu dava bende. Sen hiç merak etme. Ben doydum kaç ayım artık. Hadi eyvallah. Hadi. Olacak şey değil ya. Ay Allah ya. Ne yapacağım ben be? 40 satır mı 40 katır mı der ablam? İki ucu şeyli değnek. Bir dakika ya. Tabii be. Recep. Yok sen Recep değilsin. Zaten çok uzun boylusun. Kolay gelsin. Recep. Pardon kardeşim. Recep. Oh be Recep. Neredesin? Hep seni arıyorum. Ne haber kardeşim? Aydar. Ne işin var burada be? Hayırdır? Hayırdır Recep. Benim acilen alçıya alınmam lazım kardeşim. Ne oldu? Vücudunda bir şey mi var? Yok olmadı ama sen alçıya almazsan olacak kardeşim. Ne dolaplar çeviriyorsun Aydar gene be ha? Ya Recep çok uzattın ya. Al şunu. Hadi beni alçıya al kardeşim. Nerede alçı odası? Gel götüreyim. Hadi gel. Hadi. Bak cillop gibi oldu. Aydar kimseye yapmam bu kıya. Bak. Vallahi eline sağlık be. Gayet güzel olur Recep'im. Recep be, sen de bir şey daha rica edeceğim kardeşim. Şimdi Zarife ablamı ara, de ki Aydar'ın ayağı patates oldu, onu alçıya aldım de. Hadi kardeşim. Arama, hayatta olmaz. Ya Recep ya, ne kıl adamsın. Bak kardeşim, al şu kadar para var. 30-30 kardeş payı yapalım. Al 30 sen 30 bana. Ulan Aydar, hemen arayayım, dur. Canım be, sen sadece mahkemede o Emin'in ne kadar rezil, adi, pis... Zarife, biliyorsun ben... Efendim Recep. Zarife abla ne yapayım ben? Ben de iyiyim ne yapayım? Hastanedeyim. Aydar'ın ayağı kırıldı. Aydar'ın ayağı mı kırıldı? Hadi bir. Esah mı? Dümenden mi yapıyor? Zarife abla ben yalancı mıyım? Kırıldı işte. Alçıyı aldık. Onunla uğraştık işte biraz. Ha. Geleyim. Hiç gelme ben. Şimdi taksiyle yolladım onu. Biraz sonra evde olur. Ha, görsün. Evet. Tamam. Taksiye bindirdiysen gerek yok. Sağ ol canım. Sağ ol. Hemen eve gidiyorum ben. Sağ ol. Helal sana. Helal be. Hadi be kaçayım. Hadi. Ay bacağım ay. Ay çok acıyor ay. Ay ayağım ay. Dayı. Recep abi neden alçına sahtekar Aydar'a sevgili elimle yazdı? Kızım onun terbiyesizliği. Sen güzel şeyler yaz olmaz mı? Bana tır çarpmış. O iblis şoför beni o halimle bırakıp kaçmış. Allah'tan oradaki böyle vicdanlı vatanseverler beni hastaneye götürmüşler. Şuurum kapalı olduğu halde. Benim arkadaşım da oraya terbiyesiz zevzek şeyler yazmış. Sulu herif ne olacak? Abla. Hey! Kaka! Ya anne ne oluyor ya? Ne oldu anne? Git. Kaka Aydar. Abla. Kalk! Ayağım acıyor abla. Başlattırma ayağını.
Tamam abla. Ay yardım et. Sağ ol. Yazıklar olsun. Ahilem beni sırtımdan vurdu. O ne abla? Sevilleri ayırmayın. Bu ne demek ya? Düğün resmimi bastırmışlar. Bütün mahalleye dağıtmışlar. Bunlar. Ben sizi bunun için mi okuttum? Okuma yazma öğrenin. Anarşik davranışlarda bulunun. Ananıza karşı çıkın. Kanunlara karşı çıkın diye mi? He? Kanunlarla ne ilgisi var anne ya? Bu evde kanunları ben koyarım. Dolayısıyla bana karşı çıkmış oldunuz. Bak anacığım, güzel annem. Yemin ediyorum ki ben dağıtmadım. Dağıtana da karşı çıkmadın. E? Ama burada ananız haklı yani. Gerçekten çok ayıp etmişsiniz. Ananızı arkada bıçaklamışsınız. Çok ayıp. Hiç yakıştıramadım. Hiç yakıştıramadım yani. Hiç. Ben şimdi mahalleye çıkıyorum. Şahitlerimden birinin fikrini bu ilan değiştirdiyse hepinizin hayatını değiştiririm. Hepinizin hayatını. Bunlar ayrılırsa biz büyüyünce bile evlenemeyizmiştik. Biz bu yaşa geldik hala kavuşamıyoruz. Ya Elma Salam'la Haydar abi aşkı bile cörtlüyor ya. Biz de biteriz Sultaniyem. Ay biz diye bir şey yok, sen hala anlamadın değil mi? Ya ne man kafasın sen ya? Şşş, hepiniz beni dinleyin şimdi. Burada daha büyük dertlerimiz var. Anneniz broşürlere yakalayınca mahallenin içinden geçmiş. Artık babam için şahitlik yapacak bir iki kişi ya çıkar ya çıkmaz. Ne yapacağız peki? Emin abi için biz şahitlik yapacağız. Ne? Onların boşanmaması için öz kızları şahitlik ederse hakim de boşamaz. Süper fikir Aslı. Evet. Ben varım abla. Aferin. Ben yok. Hayatta yapmam öyle bir şey. Emin abiyle annem barışırsa sana odamı veririm. Sen de İpek'te yatmaktan kurtulursun. Ay. Ablacığım, şimdi damardan girdin işte. Ben de sizin mutluluğunuzu isterim ya. Sevenler ayrılmasın değil mi? Tabii. Tabii, biliyoruz. Tabii, biliyoruz seni. Elinde bir şişesi, gönlünde bir neşesi. Elinde bir şişesi, gönlünde bir neşesi. Ama... Biz mi kötü çalarız? Yoksa bu müşteriler mi ulus be? Sen muhakeme yeteneğini kaybetmişsin be. Sen yarın mahkemede abimin muhakeme yeteneğini göreceksin Zarif Bey. Göreceğiz bakalım. Göreceğiz. Dol kara bakır dol. Ağzına kadar dol. Fazla dolma taşarsın. Başına da işler açarsın. Fazla dolma taşarsın, başına da işler açarsın. Aklımı sileyim aklımı. Nasıl da alçıya aldım koca zurnu be. Ne şiş yandı ne kebap yandı valla. Bravo sana Aydar. Tüm yollar sana helal olsun be. Kazdım kazdım kum çıktı. Kumunda dibi su çıktı. Yazık oldu on bine. Hadi abla, hayırlı haberlerinizi beklerim ha. Anlamadım. Ne anlamadın? Nasıl yani? Sen gelmemişsin. Abla nasıl geleyim? Ayağım kırık ya. Hadi Aydar, giy ayakkabılarını. Yani tekini, hadi. Abla dün bana tır çarptı, ben ölümden döndüm. Strese girdim, bir de sen strese sokma beni ya. Öbür ayağını da ben kırarım, yürü. Geldim abla. Örtün kız kapıyı. Hadi tamam, hadi. Hadi, hadi, hadi. Hakim Bey abicim, kandırdı beni. Güzel sözlerine, klarnete öttürüşüne kandım. Meğer başka şeyler de öttürürmüş. Bir dansözle, iki dansözle, üç dansözle basınca... Üç mü? Kuyruklu yalan vallahi billahi. Saygıdeğer Hakim Bey abicim, gerçekten bu Zarife karısı yalan atıyor. Çünkü abimin peşinde böyle güzel dansözler geçse, abimin bu traktör çarpmış yüzü karayla ne iş olur acaba? İlmaz. Bana traktör çarpmışsa seni de az önce balina çiğneyip tükürmüş. Senin için var Asim'i, senin için bir insan. Senin için var Asim'i, senin için var Asim'i. Sor, sor. Uzamıyorum. Hakim Bey abi, ses
İşsizlik. Susun. Biz faraş, faraş bildiği faraş elin artık. Şahitleri de dinleyince ikna olacaksınız hakim bey. Müvekkilem kocasını dalsözle basmıştır. Uzatmaya gerek yok, çocuğun velayetine ve 5.000 liralık tedbir nafakası talep ediyoruz hakim bey. 5.000 lira mı? 5.000 lira mı? Sessizlik. 5.000 lira vereceğim ya. Susun. Ne vereceğim 5.000 lira ya? Sessizlik. Önce şahitleri dinleyelim bakalım. Evin hayırsızı tekidir hakim bey. Zarife abla dünya tatlısı insandır. Hmm. Hakim bey, Zarife ablam melek gibi bir kadındır. Mahallemizde bizi korur kollar. Çok iyiliğini görmüşüzdür. Emin abim yanlış yapmıştır. Emin abim ve Zarife ablam birbirlerini çok severler. Onların aşkı dillere destandır. Tüm mahalleli de bilir. Lütfen ayırmayın hakim bey. Emin gibi zampara görülmemiştir hakim bey. Gençliğinde bana bile yürümüştü bu hadiyi. Sana şeytanlar yürüsün be. Musibet karı. Sayın hakim bey amca. Bu gacı var ya, bizim mahalleye geleli 3-5 sene oldu. Ondan öncesini nereden bileceğim ben be? Ayrıca ben Zarife dururken bu musibete niye yanaşayım yani? Akıl var, mantıklar yani. Sus. Oturun yerlerinize. İm namuslu adamdır hakim bey. Boynuzlu meloş. Bizim için önemli olan kısım şimdi başlıyor. Emin bey üvey babamızdır ama öz baba gibi sever sayar kollar bizi. Sevgisini hiç eksik etmez. Ne olur onları boşamayın hakim bey. Annemle Emin abi boşanmasınlar. Allah'ın cezası. Tükürme. Bak atarım seni dışarı şimdi. Emin bey o kadar iyi bir insandır ki hakim bey. Yani bazen annemi anlamakta güçlük çekiyorum. Seni son kez uyarıyorum. Vallahi atarım salondan dışarı. Tamam hakim bey. Adeta bir melektir Emin amcam. Ay. Ay. Tek umudumun bu düzenbaz Aydar olması ne acıklı değil mi? Hakim bey, şimdi benim ablam iyidir, hoştur, güzeldir. Ama en son söyleyeceğini ilk başta söyler, her şeyi mahveder yani. Bu kadar. Al. Hakkım sana helal olsun. Sen elinden geleni yaptın. Bu mahkemenin nasıl biteceği belli. Bundan sonra ben kendi bildiğim gibi yapacağım. Hiç olmazsa içim yağlar eğilirsin. Hakim bey. Ailemle dahil olmak üzere sizin hepinizin canı cehlimi. Bak ben senin eve gidelim bak oturun ben senin ağabeyi. Bırak diyorum. Oturun. Bırak. Oturun. Bırak. Yeter. Sus. Bak senin şahitlerin bile Emin haklı diye konuştu. Demek ki sorun sende. Bebek Aliş için 1500 lira tedbir nafakasına karar veriyor ve duruşmayı erteliyorum. Hakim bey, hakim bey abi, insaf yani. Ben nasıl öderim ya 1500 lirayı? Ya bak hakim bey, ben bir zavallı kırdatacıyım ya. Ben nereden ödeyeceğim ya o kadar para? Bu bana yapılır mı lan? Bu bana yapılır mı he? Ben nasıl ödeyeceğim o 1500 lirayı? Aydar abi, artık seni affediyorum canım sevgilim. Küs değil iskeli beyim. Gerçekten beni bak. Aşkım benim. Aydar, evim abi. Sevgiline veda et. Ne oldu ki? Gidiyoruz. Nereye gidiyoruz abla? Biz değil, sen gidiyorsun Aydar. Emin'in yağdanlıkları. Hadi hep beraber. Her kişi niyetine. El Fatiha. Lan! Lan senin ayağında kırık değil. Ne oldu içeride böyle sağdan esiyordun şimdi soldan esiyorsun? Onun sebebi başkaydı bir kere ama iş anamızın hakkını yedirtmeye gelince yedirtmeyiz. Gerizekalı bana bak nasıl yiyeceğim ben şimdi senin ananın hakkını. Gel de ye de görelim gel. Gel. Ben senin saçlarını var ya böyle. Ya çekil seni arkadaş. Baba bir şey yapsana.
Ben o 1500 lirayı nasıl ödeyeceğim ben? Dayı koş koş. Ben ablamın menziline hayatta girmem. Dayı çalsanıza be. Baba. Ha. Neler olup bittiğini öğrenmek için bizim garson çocuklardan bir tanesini mahkemeye yollamıştım. Emin abiyle Zarife'nin boşanma davasında olay çıkmış. Allah! Hi. Bitti bizim resmidir. Bu gece için sakın rezervasyon falan kabul etmeyin. Bu saatten sonra imkanı yok, müzisyen falan bulamayız. Ya ne dengesiz insan bunlar be? Bir evleniyorlar, bir ayrılıyorlar. Bu arada olanlar bize oluyor. Allah! Evladım, mahkemenin bulunduğu muhit benim mıntıkamda değil. Niye getirdin bunları buraya ha? Kendi karakolunuza götürseydiniz ya. Götürdük komiserim ama biz Nevzat komiseri isteriz diye tutturunca size getirdik tanıyorsunuz diye. İyi halt ettiniz. Tamam, çık sen. Çık. Tamam. Çık. Ya siz benim başıma bela mısınız be ha? Biz sizi isteriz be. Ya mahkemeye sorunlarınızı çözmeye gitmediniz mi? Orada niye kavga ettiniz? Kavga etmedik komiserim. Biz orada şakalaştık komiserim. Değil mi kız? Ne şakası be? Eşek şakası komiserim. Biraz şakayı abartınca öyle oldu değil mi? Evet. Komiserim biz Aydar'ımla küstük. Sonradan barıştık. Onu kutluyorduk değil mi Aydar'ım? Evet komiserim. Biz göbek atıp eğlenirdik. Yani memlekette göbek atıp eğlenmek suçsa bilemeyeceğim oraya yani. Saçmalamayın be. Göbek attınız diye niye tutuklasınlar size ha? Onu size sormak lazım komiserim. Komiserim Havva abla çok güzel döktürüyordu. Polis abla herhalde onu kıskandı, ondan aldı bizi. Canımsın Aslı'cığım. Ya saçma sapan konuşmayın ya. Teoman, at şunları içeri. Hemen koysun. Ben hapse girmek istemiyorum komiser amca. Ben de. Ben de istemiyorum. Ben hapiste yeni çıktım komiserim. Ben de istemiyorum. Ben de istemiyorum. Allah cezanızı versin. Yeter be. Hadi yürüyün gidin. Yürüyün gidin, gözüm görmesin sizi. Allah seni başımızdan eksik etmesin komiserim. Ver elini öpeyim. Etsin. Etsin. Hatta etsin de en uzak yere sürsün. Yeter be. Yeter. Yeter be. Aa, patron. Senin ne işin var burada be? Ocağıma incir ağacı diktiniz. Kaç gün içeridesiniz? Kaç gün ceza yediniz? Dükkanım daha ne kadar kapalı kalacak onu öğrenmeye geldim. Dükkanı niye kapatıyorsun ya? Hem mahkemeliksiniz hem karakolluksunuz. Bir cephe açıp savaşmadınız kaldı be. Bunlar artık birbirleriyle çalışmazlar dedim. Yeni müzisyenler bulana kadar da dükkanımı kapattım. Ne yeni müzisyeni ya? Biz çalarız değil mi ha? Ciddi mi? Efendim canım? Anlaşmazlık başka, para başka. Pardon yani sanat başka. Patroncuğum. Akşam biz programa çıkarız değil mi Zarife? Yes be. Ben hep Allah'ıma dua etmişimdir. Allah'ım canımı benim sahnede al diye. Yani çalarım, yemeği de alırım. Görüyorsun değil mi patron? Birbirine düşman iki aile sırf set dükkanını kapatma diye barışmayı göze alırlar. Artık sen de bizim yemeğlere zam yapmayı göze alırsın herhalde değil mi? Çok düşündün patron. Amma düşündün be. Zaten gönlüm yok çalmaya. Vallahi vazgeçerim ha, görürsün gününü. Ay benim de gönlüm kalmadı vallahi Elmas abla. Yok yok, tamam tamam, hallederiz. Siz şimdi akşama aynı saatte gelin. Çalışmaya başlayın. Tamam, hallederiz. Gerisi kolay. Hadi. Tamam çocuklar, hadi naş. Kayak üstünde daha ne kadar bekleyeceğim oraya? Ay anne, kollarım koptu ya. Akşam programa çıkacağım. Elim mikrofon tutmayacak vallahi. Onu ananıza karşı mahkemede şahitlik yaparken düşünecektiniz. Anacığım, bak camları 25 kez içten dıştan sildim. Bu sefer olmuş mu? Bakayım. Bak, tertemiz. Tükürük olmuş. Sil. Anne, süpürmekten halılar eskidi vallahi. Yetmez mi? Yetmez sıca. Sen mahkemede ne dedin? Emine abi meliktir. Hadi git devam et. Abla, yemin ediyorum ayağım uçtu. Hissetmem ya. Artık indireyim şunu.
İnanır mısın? Ben de sana hiçbir şey hissetmiyorum. Kaldır. Tamam, tamam, tamam. Kırarım. Abiciğim, bak artık Aydar'la aramdaki tek engel bu Zarife Paraşı kaldı. Ne olur gözünü seveyim, kurban olayım. Bu yolunu bul da bana şu kancıyla be. Kerem Aslı'ya, Elmas Aydar'a, ben de hayırlısıyla birine nasip olayım. Ya Rabbim, duy sesimi. Dayı. Abi. Hı, burada mısın? Of, nasıl ödeyeceğim ben bu 1500 lira nafakayı be? Abi ödeme, tak gitsin. Baba, sen kafayı mı yedin Allah aşkına ya? Bak, eğer o 1500 lirayı ödeyemezsem Zarife benimle barışmaz ki ya. Ah şey kafam, eşek kafam. Okuldan kaçmayaydım, güzel güzel okuyaydım, adam olaydım. Fiyakalı bir işim, dolgun bir maaşım olaydı. Sizlere güzel güzel bir hayat yaşataydım ben be. Sıkma canını be babacığım. Ne adamlar var o dediğine sahip ama adam değiller adam. Adamlık işle maaşla olsaydı dünya çok güzel bir yer olurdu be baba. Boş ver be babam be, he? Lan ne güzel konuştun 40 yılda bir, aferin. Abiciğim bana bak. Neşemiz yerinde, keyfimiz yerinde, her şeyde önemlisi sağlığımız yerinde. İki lokma ekmeğimizi güzelce yiyoruz. Daha ne istersin be abiciğim be? Ay benim güzel abim dertlenmiş mi? Canım abiciğim. Canım ailem. Babam be. Canlarım. Oynamaya geldik, oynamaya. Düğün dernek, köpek atmaya. Limoncu derler adıma adıma. Kimse de gelemez yanıma. Ayılana gazoz, bayılana limon. Ayılana gazozu da bayılana limon. Ayılana gazoz, bayılana limon. Ayılana gazozu da bayılana limon. Göbeğini düşürürsün bebeğine. Gel limoncu amcana, versin senin dileğini. Ayılana gazoz, ayılana limon. Ayılana gazozu da ayılana limon. Allah bereket versin. Kız Elmas, Zarife kilo mu aldı? Yoksa abimi boşayamadı diye mi şişti kız? Bence abimi boşayamadı diye şişti. Aman abim de iki aydır Zarife'yi ikna edemedi be. Beceriksiz. Kız. Hı? Farkındaysan abim de yanlardan böyle şişme yapmaya başladı. Ayrılık yaramadı Zar. Yuh. Bebeciğim. Allah canına bırak. Ne oluyor be? Ne yapıyorsun manyak? Seviyorum kız seni. Ne demek ne yapıyorsun? Seviyorsan seviyorsun. Hadi bırak. Hadi gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Boş ver sen. Kız çiçekler ne olacak? Bir şey olmaz. Allah satar onları. Satarsın kız değil mi? Aa satmaz mıyım? Gördün mü yürüyordu? Ay Allah'ım zorla götürüyor ya. Vallahi gidesim yok o kız. Ay. Dur ya geç bak. Hayır. Baba, iki aydır sürekli Zarife beni affedecek diyorsun, çuvallıyorsun. Bu sefer tamam mı? Emin misin? Tabii eminim be. Herhalde İsmail değilim yani. Gerçekten kendini emin gördüm bu sefer. Ne kadar iyi bir baba. Ne iyi koca olduğumu göstereceğim ona. Bu gece karıcımın yanında yatacağım. İki haftaya kalmaz da sizin düğününüzü yapacağım. Yaşa be baba. Usta, hediyeleri güzelce paketledim. Ha, tamam hadi. Benim vaktim yok giderim ben. Ha. Hı. Elmasım, ziynetim, hazinem. Elmas, sen hiç hayatında minibüs kullandın mı? Sana minibüs kullanmayı öğreteyim mi? Vites kolu filan. Aydar, Aydar'ım. Bana böyle romantik tekliflerle gelme. Vallahi çok utanıyorum. Kız sen bana odun mu demek istersin? Tabii ki Aydar. Tabii ki Aydar'ım odun demek isterim. Ama benim için yandığın sürece sorun yok. Yanmak ne kelime be, yanmak ne kelime. Cayır cayır yanarım. Sen içimdeki yangını bir söndürsen. Yok. Evlenmeden sönemez.
Bir küçük su dök sen bari. Adem, ablanın ilişkimizin içine ettiği yetmiyormuş gibi. Sen de böyle bizim ilişkimizde bahsederken umut tuvalet terimleri kullanmasan, ha? Rica etsem yani. Haklısın. Ama kız bak, sana söz veriyorum. Sık dişini. Kafamda bir meblağ var. O meblağa bir ulaşayım. Ben de ablamın nikahımızda şakır şakır oynatmasam para da aydar demesindir. Vallahi mı lan? Vallahi. İlk kaldığımız yerden devam edelim. Ama ne yapıyorduk ki sanki? Hediye getirdin diye barışacak değilim. Yok be, içimde geldi aldım. Merak ettiniz misin ne var içinde? Gel, hediyeyi alırım, seni kapı dışarı atarım. Tamam, at ruhum, at. Sen bunları şey yap, açarsın, bakarsın. Alışını karşılar kuzum be. Atı da güzel. Aman aman. Şerefsiz, ahlaksız. Sen bunu dostuna ver. Bunun için ayrıca döveceğim. Ama bu ne? Bu şey, bu süt pompası böyle süt emer bu. Ben inek miyim emin? Burası mandıra mı? Bu inekler için değil, bu anneler için. Yani gündüz bol olduğu zaman süt bundan emdiriyorsun, biberona koyuyorsun, babaya veriyorsun, gece uyuyorsun, baba çocuğu şey yapıyor. Yani sağacaksın bundan gündüzde sütü, anladın mı? Sağacaksın. Emin. Parçalayacağım seni, parçalayacağım. Yallah. Şerefsiz. Defol. Defol diyorum sana, defol. 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 Ver çocuğumu. Ver. Bu da mı gol değil be? Aa, ne işin var senin burada? Çık çabuk, çabuk. Bağırma hayatım. Sakin ol. Broşürleri dağıtırsan istediğimi kullanabileceğimi söylemiştin. Hatırlatırım. Şimdi kapının önünden çekilirsem mıstıkla randevum var. Allah Allah, cep lolitasına bak ya. Annemden gizli daha rahat ilişkisini yürütüyor. Bir de benim halime bak. İpek, çok güzelsin oğlum. Biliyorum geç kaldım ama annem atlatmak biraz zaman aldı. Bir defter yaptım. Annenin abilerimize, ablalarımıza çektiğim bütün numaraları yazıyorum. Evlenecek yaşa geldiğimizde annem konusunda uzman olmuş olacak. Bizim aşkımıza mani olmanın hiçbir yolunu bulamayacak. Aferin sana. Bir de evin dayımın aldığı gibi pompa almayacağım sana. Senden çok ümitliyim Mıstık. Aynen böyle devam et, olur mu? Emin abi be. Ne var? Ne fırlamalıklar yaptım ama senin gibi dayak yemedim be abi. Ne dayağı be? Ben kafayı kapıya çarptım. Ya bırak be abi. Zarife yengemin kapısı da bayağı sağlanmış o zaman. Lan sen Zarife'nin kapısından sana ne lan? Sana ne? Şimdi ya, ben Emin senin... abi dur. Dur Emin abi, ne yapıyorsun? Abi. Ulan ben seni ya, şimdi... Emin abi. Kapısı ha? Zarife'nin kapısı ha? Emin abi dur. Ulan ben seni Emin şimdi... Merhabalar. Merhaba. Ben Zarife Hanım'ın avukatı Heston Hanım'ın şirketinden avukat İrfan. İki aydır nafaka ödemediğinizden dolayı icra yoluna gidiyoruz. Cehenneme kadar yolunuz var. Bende para para yok. Haydi yallah. Ama ödemek zorundasınız Emin Bey. Para yok be. Canlı mı alacaksınız be adamın? Ben tuttuğunu koparan bir avukatım, almasını bilirim. Bende tuttuğunu kafada kıran bir adamım. Ben de kafayı kırsak. Gel gel gel. Gel sana para vereceğim. Avukatı da bırakın.
kendinizi tanıtıracağım. Kafa patladı. Bekledin haka. Gözünü de para ister. Sanki bende dar para var. Hadi, hadi kahve, hadi. Hadi kahve, yürü. Yalap şalap silme. Şu köşeleri de sil. Hasan abi, hürmetler. Hürmet bizden, buyur canım. İplik Fehmi'nin selamını getirdim. Aleyküm selam canım. Abimiz akşam bu mekana gelecek. Mekanı kapatıyor. Başka müşteri almamanızı rica etti. Ne demek ya? Ne demek? Yeter ki burayı onurlandırsınlar. Benim mekanım onun mekanı sayılır. Ayrıca bir şey söyleyeyim. Akşama onların dört dörtlük eğlenmeleri için elimizden ne gelirse yapacağız. Hiç merak etmesinler. Selam söyleyin. Eyvallah abi. Güle güle canım. İplik Fehmi kim baba ya? Gazinon aleminin kralı. Bana bak ya. Sen de böyle kılıksız kıyafetsiz dolaşma ya. Git eve bir takım elbise giy. Böyle akşama zibi gibi gelme oraya. Bana da gelirken güzel bir takım elbise getir. Hadi yürü çabuk. Hadi oğlum çabuk. Çabuk. Bu dükkan niye böyle boş be? Sokağa çıkma yasağı mı var, nedir? Bana bak. He. Eğer böyle olursa Hasan hepimizi kapının önüne koy vallahi. Allah kesin. Bu ne? Bu çatal bıçak ne? Ya ben çatal bıçaklar gümüşten olacak yemedim mi be? He? Demedim mi? Değiştir onları, değiştir. Hasan mekanı boş görünce kafayı yedi herhalde. Baksanıza halinde, yazık günah ya. Sen de mutfağa söyle. Soğan kestikleri bıçaklarla İpik Fehmi'nin meyvelerini doğramasınlar, çok sinirlenir. Hemen anlar vallahi. Ha, bunun telaşı anlaşıldı. Gazinocular Kralı İpik Fehmi gelecekmiş. Bize haber vermeyi unuttu bu. Aman efendim, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Abi, baş iyi midir? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Çalı gibi girdin aramıza. Al kızını koş çuvala, al oğlunu koş çuvala. Salla salla vur duvara, salla salla vur duvara. Al kızını koş çuvala, al oğlunu koş çuvala. Salla salla vur duvara, salla salla vur duvara. Fehmi, bakıyorum da gözlerini solist kızdan ayıramıyorsun. Çok beğendiysen tut kolundan götür. Bence ona ters. Bu işler böyle yürümez burada. Bir dümen çevirip öyle düşürmeliyim mağama bu kızı. Al kızını koy çuvala, al oğlunu koy çuvala. Salla salla vur duvara, salla salla vur duvara. Al kızını koy çuvala, al oğlunu. Hasan, ben. Kim bu solist kız? Aslı. Şen Şakrak Mahallesi'nde. ailece çalıyor ben. Her gece buradalar efendim. Şu gözlere fıldır fıldır dönen çakal, o nesi oluyor? Dayısı. Al kızını koş çuvala, al oğlunu koş çuvala. Salla salla vur duvara, salla salla vur duvara. Al kızını koş çuvala, al oğlunu koş çuvala. Salla salla vur duvara, salla salla vur duvara. Fasulya 7,5 lira, bu fasulya 7,5 lira. Hem kaynasın, hem oynasın, hem kaynasın, hem oynasın. Herife bak, bir haftada kazanacağımız parayı bir gecede böyle saçta. Eğer güzel çalsaydım belki bir aylık da verirdim. Üfe! Üfe dedim ya be! Yandan Halimem yandan. Seviyorum seni candan, seviyorsan candan, boşan gel kocandan. Oh, oh. Buyurun Fehmi Bey, beni emretmişsiniz. Aslı'nın sesini çok beğendim. Menajeri var mı? Bizzat menajeri ben arıyorum, ben full yetkiliyim abi. Güzel.
Şimdi burası uygun değil. Al bu kartı. Aslı'yı da al bu adrese gel konuşalım. Emredesiniz Fehmi Bey. Emredesiniz. Hemen geliriz efendim. Sağ olun. Sağ olun Fehmi. Hayırlı günler abi. Hayırlı. Hoşçakalın abi. Yırttık. Vallahi yırttık. Billahi yırttık. Zengin olduk. Yaşa Fehmi abi. Yalnız var ya, adam amma Alatura bıraktı ha. Beğenmedi herhalde. Beğenseydi yanımıza gelip iki çift güzel laf ederdi. Neyse hadi biz yatalım. İyi geceler anne. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler kızlar. İplik Fehmi'ymiş. İnsan Aslı'ya bir albüm teklif eder. Sanki kendi gazinosunda çalışanlar benim kızımdan daha üstün. Eşek uşaktan ne anlar? Ne sırıtıyorsun lan? Hayda. Ecelle mi susadın? Geberteceğim şimdi. Önce karta bak sonra gebert abla. İplik Fehmi. İplik Fehmi ya. İplik Fehmi benimle görüştü. Yarın Aslı ile beni ofisine bekler. Talih kuşu ayağımıza geldi. Ayağımıza ne abla? Resmen kafamıza pisledi kafamıza. Aydar. Bak kusura bakma. Kardeşimsin ama senin gibi sabıkası kabarık, sahtekar birisiyle kızımı yalnız gönderemem. Ben de geleceğim. Haklısın. Katılıyorum abla. Ben de kendime güvenemem. Sen de gelin iyisin. Gelin. Yalnız Aslı'ya hemen söylemeyelim. Gider Kerem'e fikrini sorar falan. Boş ver. Katılıyorum abla. Hadi yatalım artık. Geç oldu. Biz uyumadık mı ya? Ben de uyudum. Yine rüyamda seni görüyordum zannediyordum. O kadar tatlı serserisin ki. Tamam yatıyor. Bu gece çok yorulduk zaten. Her zamanki gibi mükemmel söyledin. Her zamanki gibi çok güzelsin. Seni çok seviyorum Aslı'm. Sen de her zamanki gibi mükemmel çaldın. Her zamanki gibi çok yakışıklıydın. Ben de seni çok seviyorum Kerem'im. Yarın ben taksiye çıkmadan bizim sahilde buluşuyoruz tamam mı? Hı hı. Simitler benden. Ne yapıyorsun? Giyiniyorum anne. Onu giy. Güzel değil o. Yakışmıyor sana hiç. Sümük gibi. Bak. Şu güzel. Pembesi var, mavisi var. Yakışır, açar seni. Bir de şu saçını böyle topluyorsun. Çok güzel oluyor. Bebek gibi çıkıyor suratın. Öyle yap, gel. Ben yapayım bak, gel. Gel. Otur. Hani böyle. Hep yaparsın yani, topluyorsun. Hı-hı. Ben sana şimdi yapacağım. Allah Allah. Anam Kerem'le buluşacağım çakozladı da dönmeden önce benimle dalga mı geçiyor acaba? Yok. Dalsa çoktan dalardı. Hayırdır inşallah. Var bunda bir iş ama. Dayısına gül. Kız. Nereye? Fırına sıcak simit almaya. Boş ver simidi. Sen şimdi bize geliyorsun. Siz nereye böyle düğüne gider gibi giyinmişsiniz dayı, anne? Öyle de sayılır değil mi Aydar? İplik Fehmi bizi görüşmeye çağırdı. Ha, anlaşıldı sabahki ilginiz. Ben sizi tutmayayım. Bana müsaade. Hadi. Bana bak. Dayısına gülü. Biz oraya senin için gideriz be. Rüyasında mı görmüş beni İplik Fehmi? Hiçbir yere gidemem. Bugün işim var. Çok meraklıysan başka zaman görüşürüz. Hadi. Abla. Canım yavrum. Ay çok tatlıdır dayısı. Çok çok. Ne güzel doğurmuşum. Yavrum bak. İplik Fehmi sana kaset yapabilir. Simitçi kaset yapabilir mi? Yapamaz. Değil mi? Şimdi sen bizden gel. Ben dönüşte seni simitçiye bırakırım. Hadi. Anne. Ay ben bunu bir kere kucağımdan düşürdüm. İpi topu bir kere. Nasıl böyle anne oldu? Anne ya. Anne. Hadi, yok, hadi ya, geç kalırız. Hadi bin lira ya. Ay güzeller güzeli. Ay annesi yesin yesin ananı senin. Bacaklarını yesin bacaklarını.
Çok önemli bir işim çıktı, gelemiyorum. Daha sonra anlatırım Aslı. Neymiş ya bunun benden daha çok önemli işi? Şimdi Fehmi abi, gerçekten yeğenim olduğu için söylemiyorum ama Aslı'mızın sesi gerçekten bulunmaz bir sestir. Değil mi abla? Öyle. Farkındayım. Şimdi tabii bugüne kadar Aslı'mızı bizden ne yapımcılar, ne gazino sahipleri, ne prodüktörler, organizatörler istedi ama biz kabul etmedik. Öyle. Yani Aslı'mızı hak edecek, ona hak ettiği parayı verecek birini bekledik bugüne kadar, değil mi? Öyle. Mevzu paraysa bende bir sıkıntı yok. Zaten çok kısa bir süre içerisinde tahmin edemeyeceği kadar çok para kazandırtacağım ona. Star yapacağım onu, star. Olay sadece şarkı söylemek değil ki. Vaat ettiğim şöhretin içinde reklam kampanyası var, sineması var, televizyon programı var, var oğlu var. Peki biz şu anda ne kadar bir paradan bahsediyoruz Fehmi abi? Gazino programı için gecede 5.000 lira alacak. Tamam canım, 10.000 olsun. Ya tamam 15 olsun ama son. Ama son dedim. Ayrıca dayalı döşeli bir evi ve özel şoförü de olacak. Kendi orkestramla çalışmak istiyorum. Ama şimdi olmadı yavrucuğum. Senin arkanda Balkanların, Orta Doğu'nun ve de Türkiye'nin en yetenekli müzisyenleri çalacak. Kendi kemancım olmazsa olmaz bu iş. İyi tamam canım, otursun bir köşede çalsın bari, ne yapalım. Neyse, biz sözleşmemizi imzalayalım değil mi? Şu 30.000 avansı alın, güle güle harcayın. Ama bir şart. Yarından tezi yok, o mahalleden taşınıyorsunuz. Taşınırız anacığım. Yani senin istediğin olsun, taşınırız. Şu güzel imzanı bir atıver yavrucuğum. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Olsun. Hepimize hayırlı olsun. Olsun. Hepimize. Ben mahalleden ayrılmam. Öyle bir ayrılırsın ki. Kerem'den uzaklaşmam anne. Öyle bir uzaklaşırsın ki. Ür, ayı. Önüne baksana bir. Sen kimin önünü kesiyorsun? Aslı Hanım değil mi? Evet. Merhaba efendim. Ben Sabit, özel şoförünüz. Bu da sizin arabanız efendim. Aydar. Abla. Siz gidin. Ben minibüste gelirim. Mahallede buluşuruz. Parayı buldu. Nereye gidiyoruz efendim? Şey canım, bizim eski mahalleye. El maskacısı görsün de suratı perşembe pazarına dönsün. Abi, iplik Fehmi. Kızıma kaset yapacak. Şöhret olacak. Duydunuz mu? İplik Fehmi kızıma kaset yapacak. Alo. Kız abla. Yoksa asetinizden çatladınız mı? Ay hiç utanmıyorsun değil mi bu yaşında öyle araba tepelerinde bas bas bağırmaya krogacı? Sana bir şey diyeyim mi? Aferin oldu, hiç yakışmamışsın o arabaya. Hadi bir bu arabanın kornası senin abinden daha güzel zartlar. Aset etme ne olur, çalış senin de olur bir. Aman nazarına da sana da başlatma şimdi. Ay çok ayıp. Ben sana güzel bir cevap verirdim ama benim klasmanımda değilsin. Senin seviyene düşmek istemem. Çünkü biz yarın taşınıyoruz. Ha yetti artık, yayık ağzını be. Cehenneme kadar yolun var be. Cehenneme git, cehenneme. Senin klasına da sana da artık yeter, artık başlatma. Ay, yapma. Bırak kız, atlasın, atlasın. Top gibidir. Ona bir şey olmaz. Siker,
sana tekrar gelir. Bırak baba. Bırak kız. Bırak. Abla. Abla. Gerçekten taşınıyor muyuz anne? Evet, hem de çok lüks bir evi. Ay kız anne, bu kadar eşyayı hemen nasıl toplayacağız? Toplamayacağız. Orada her şeyi var. Hatta elbiselerinizi bile almayın. Ben size yepyeni şeyler alacağım. Ama isterseniz birkaç tane sevdiğiniz şeyi koyuverin çantaya. Sonra da bu evi yakabilirsiniz. Pis bir dev, umurumda değil valla. Anne sen hazırlan, benim işim var. Biliyordum burada olduğunu. Niye açmıyorsun telefonlarımı? Hayırlı olsun diye mesaj attık ya. Yapma böyle Kerem. Neyi yapma ya? Haber bile vermeye tenezzül etmeden gidiyorsun. İplik Fehmi ile anlaşma yapıyorsun. Mahalleden taşınmaya karar veriyorsun. Sen orada İplik Fehmi ile bensiz bir gelecek planlarken ben burada mal gibi elimde simit. Neyse ya. Hayırlı olsun. Ya benim hiçbir şeyden haberim yok. Her şeyi annem ve dayım planlamış. Hem ben dünya starı bile olsam gözüm senden başka kimseyi görmez ki. İplik Fehmi ile de konuştum. Arkamda baş kemancı olarak görev yapmana izin verdi. Vay. Sağ ol be Aslı be. Ne yapmaya çalışıyorsun? Aslı sen ne yapmaya çalışıyorsun Aslı? Bana kendi şöhretinin kırıntılarını mı atıyorsun? Neyse ya boş ver. Hadi bana eyvallah. Kerem. Kerem. Afiyet olsun. Şeytanız böyle süpürler. Hayırlı işler Emir abi. Eyvallah, sağ olasın. Emir abi, ben hesabı kapatmaya geldim. Ne kadar benim borcum? Sipariyi buldun, ödesin tabii borçları değil mi? Evet, biraz parayı buldum yani. Bak, para para. Bak. Muhteşem. Ayda, 150 lira. Bozuk yokmuş. Al sana 200. Üstünü tipsiz çakıra tip yaparsın. Hadi arkadaşlar, biz taşınırız ya, o yüzden kimseye borçlu kalmak istemem. Taşınmak mı? Nereye taşınırsınız be? Haberi yok mu Emir abi? Biz başka alemlere, zengin diyarlara akarız. Hadi eyvallah. De. Usta, sen duymadın mı? Zarife yengem arabanın tepesine çıktı, bağırdı bir ton. Ne? Zarife! Zarife, canım! Çık dışarı, neredeyse çık dışarı! Sen istediğin yere taşınabilirsin ama Alişimi asla bir yere götüremezsin. Sana mı soracağım lan? Tabii bana soracaksın. Kimsin sen be? Ben senin kocanım. Boşuyorum seni. Azıcık kaldı. Ben Alişim babasıyım, tamam mı? Ha? Biyolojik babasısın. Aa, öyle mi? Olsun be. Biyolojik babasıyım ya. Hiçbir yere götüremezsin onu, tamam mı? O kadar. Ay ben de kabar. Benim gibi sosyetik bir kadın, senin gibi yan mahalle zurnacısıyla niye konuşuyorum ki? Bekle, geliyorum. Hah, aklı başına geldi herhalde. Allah cezanı versin. Allah cezanı versin, değil mi? Leğen jübileni de yaptın Zarife. Artık zehir Zarife'den kurtuluyorum. Yeni bir hayata başlıyorum. Bundan sonra jet set Zarife var. Ey be! Abla, bu evi ne yapacağız? Yak. He? Sat. Satayım. Satayım mı? Yok, kiraya ver. Kirayı bana getir. Tamam abla. Yok kira mira. Hiçbir yere gitmiyoruz. Arayın İplik Fehmi'yi. Avansı geri veriyoruz. Anlaşmayı da iptal ediyoruz. Söyleyin. Kız, deli misin sen? Ne diyor abla bu ya? (Gülüyor)
Kerem'le konuştun değil mi? Ben Kerem'siz bir hayat düşünemiyorum anne. Benim için şan, şöhret, para, pul hiçbir şeyin önemi yok. Ben mutlu olmak istiyorum. Huzur istiyorum. Şimdiden daha aramız bozuldu. Ayrılmış olabiliriz. Bak, eğer sen şöhret oldun, para kazandın diye bir adam seni bırakıyorsa bırak gitsin be. Gençsin. Daha önüne bir sürü aşk çıkar. Aslı. Bak, ben sizi çok zor büyüttüm. Her işi yaptım. Her şeye koştum. Ailene, doğacak çocuklarını, hepsini kurtaracaksın. Bir çulsuz için değer mi be yavrum? Biz yeni hayatımıza hazırız. Oh be! Artık elde çamaşır yıkamak yok. Abla, biz artık özel okula gidebiliriz değil mi? Kardeşin duydun. Bak, bu sadece seninle benim meselem değil. Onları da kurtaracaksın. Bir çulsuz için bütün bunları terk etmeye değer mi? Ne? Ablam, abla! Bu fırsatı tepiyor musun? Ha? Kurban olurum yapmaya. Senin kafanı kim karıştırıyorsa onu eşekler tepsin de sen bu fırsatı tepme. Bak, biz de güzel kıyafetler giymek, ne bileyim böyle kaloriferli sıcak evlerde oturmak, özel okullara gitmek istiyoruz. Hadi be abla, ben çok şey istemiyorum. Bizim sınıftaki zengin Pelin var ya, onun babasının aldığı elbiselerden bir de çikolatalardan. Sonra istersen bırakırsın. Tamam kızlar. Siz hayallerinize kavuşacaksınız. Ablacığım. Hadi koş. Tabii ben bu hayallerimden vazgeçmiş olsam bile. Sen doğru olanı yaptın. Bak açacağım, bak açacağım. Koy yavrum, koy çocuğum. Abla, camı kapatır mısın? Bitleriniz canım arabaya zıplamasın. Bitlerimize kurban olsunlar. O arabaya senin gibi kocaman bir sülük yapışmış. Onu düşünsünler sana rüşvet diye dört tekerli arabayı verenden galaklar. Şoför bey, hani oyuncakçılarda böyle konuşan küpecikler vardır. Bu onun canlısı. Utanma şoför kardeş. Seni bu maymunun şoförü yapanlar utansın. Abla, sen benim şoförüme laf edemezsin. Sen benim arabamın sileceği bile olamazsın. Nasıl da sahiplenir arabayı abla? Demek ki mahalleden ayrılışımı seni parçalayarak yapacağım. Jübile mi yapıyorum parçalayarak? Gel buraya kız, gel buraya. Saçını başını yollayacağım. Gel buraya. Kız gel. Şoförcü, tut zarı benim tasmasından. Gene kudurduk acı. Bırak. Hadi abla, hadi git. O göbelek tutucunu parçalayacağım ben. Parçalayacağım. Yürü. Hadi. Göbelek turşusu. Elmas. Ne elması be? Ayıp oluyor abi Elmas. Unut beni artık Aydar. Çünkü ben erkeklerden hoşlanırım. Aydar, hadi gidiyoruz. Ben gelmiyorum ama. Mahallede kalıyorum. Salak mısın lan sen? Hayır, aşıkım. Ne? Evet, doğru duydun. Sana aşıkım var mı diyeceğiz. Sana aşıkım işte. Aydar. Soyun. He? O üstündeki elbiseleri Aslı'nın parasıyla aldık. Hadi bakalım, erkeklik gururunu görelim. Abla, ben zaten hep gururluydum. Ama gözümü para hırsı bürümüştü. O yüzden ne yaptığımı bilmiyordum. Ama anladım ki ben aşıkım. Aşkım benim be. İnsanın cebi dolu olacağına kalbi dolu olsun daha iyi. Cebinin dolu olmasının hiçbir önemi yok ablacığım. Önemli olan insanın kalbi dolu olsun. Ah, söyledim. Al bakalım. Hadi bakalım. Buyur ablacığım. Ah, al bunlar seviyorsun. Güle güle kullan abla, tamam mı? Ben burada kalıyorum. Elmas! Elmas'ım!
Elbaşı! Elbaşı! Hadi, hadi bas gidiyor. Hadi yiyoruz, açık olsun. Hadi bakalım, elbaşı. Kızımın önüne çıkan en büyük fırsatı boğazına dizdin. Çekemedin başarısını değil mi? Yazıklar olsun sana. Anne! Sus! Bana bak. İyi ki kızımı sana vermemişim. Gümüş zurna senin neyine bir? Kızımın peşinde dolaşma züğürtağı. Git kendi dengini bul. Hadi! Yürü! Anne ya! Olmaz makarası.